Evet, çok değerli ART ve Pamuk Ali TV izleyicileri. Birinci bölümde AK Parti Denizli Milletvekili Sayın Nurcan Darbudak'la Denizli ve ülke gündemini değerlendirdik. Şimdi de AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sayın Birten Şahan'la birlikte yine aynı konuları, gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür İyi misiniz? Ederim. Uzun süredir programda sizinle hiç görüşememiştik. Nurcan Hanım'la da öyleydi. Aslında 3 aydır programda görüşemiyorduk. Tabii diğer zamanlarda görüşüyoruz ama programın şeyi tabii biraz farklı oluyor. Gündemi daha enine boyuna değerlendirmek daha kolay oluyor, güzel oluyor. Merkez ilçe olarak isterseniz çalışmalarınızdan biraz bahsedin. Sonra Denizli'ye geçelim. Denizli'den sonra da ülke gündemine geçelim. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir program hazırladığınız için, bizi de davet ettiğiniz için. Güzel bir günün içinde güzel bir program düzenlemek ve böyle bir ülkenin durumunda çalışmalarımızı bir nebze anlatabilmek fırsatı verdiğiniz için öncelikle teşekkürlerimi bildiririm. Tabii biz Merkez İlçe Teşkilatı olarak öncelikle 2012'de geldiğimiz günden bugüne bir yapılanma söz konusu. Mevcut yapılanmayı gözden revize etme noktasında bir çalışmaya başladık. Yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde öncelikle başladığımız nokta altyapıya önem verelim. Altyapıdaki çalışan, küskün, dargın, bizi tanışalım, partili üyelerimizle, üye olmayanlarımızla tanışalım. Üyelerimize de teşekkür edelim çalışmalarından dolayı. Babında bir çat kapı ekibi oluşturduk. Bu ekiple beraber Denizli'yi taramaya başladık. Denizli nereden başladı taramaya? İşte doğudan doğduğu gibi, hani Denizli'yi doğudan başlatacağız, yeniden yapılanma şeklinde. Biz alt bölgeden başladık. Sevinik, Karşıyaka, Aktepe. Denizli'nin işte merkez içe şu anki sınırları içine kadar geldik. Yaklaşık bir %10-15'lik arasında bir gezilmeyen, taranmayan bölge var. Onun haricinde %85 ile %86-87 arasında Denizli'nin tamamını taradık. Üyelerimizle görüştük. Onlarla sohbet ettik. Onların üye olmak isteyenlere üyemizle partimize üye olarak kazandırdık. Derken ekip her gün, haftanın bazı zamanları 5 gün, bazı zamanları 3 gün havanın şartlarına göre tam full bir şekilde çalıştık. Bu çalışmalar bizim üye kayıtlarımızda %110 gibi bir artışa sebebiyet verdi. Ve de tabii keyif aldık bundan. Ciddi bir yılda, yani 10 yılda yapmış olduğumuz çalışma, bu çalışmanın tabii altyapı var. Altyapının üzerine üst yapı yapmak hakikaten kolay. Çünkü geçmiş ilçe başkanlarım benim bu işin en eziyetini gören arkadaşlarım. Onların oluşturmuş olduğu bir sistem var sonuçta. O düzenin arkasında bizim yapmış olduğumuz rütuşlarla beraber katlaması bizim için kolay oldu. Başarılı bir çalışma oldu. Arkasından her gün bayanlarımızla beraber sahaya çıkıyoruz, sahada geziyoruz. Gezdiğimiz çalışmaların neticesinde işte dediğimiz gibi üye oranlarımıza netice itibariyle böyle bir başarıya ulaştık. Bu çalışmayı devam ederken, son noktaya gelirken arkasından biz yönetim olarak, tabii bunlar çalışırken yönetim olarak da sandıklarımız ne alemde? Sandıklarımız tabii başbakanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda biz biraz önce çalışmaya başlayarak olması gereken çalışma budur diye bütün ekibi aldık ve sahaya sürdük. Sahada ne yaptık? Sandık başkanlarımıza geçmişteki çalışmalarından dolayı bir teşekkür edelim. Yorulan varsa değiştirelim. Çalışmak için bizde çalışmak isteyen varsa bunu ama sandık başkanı olur, ama sandık başkan yardımcısı olur, müşahit olur, müşahit yardımcısı olur şeklinde revize edelim dedik. Şu anda bugün itibariyle biraz önce partiden geldim. Biraz o yüzden geç kaldım buraya. %66'sını tamamladık. Evet. Tabii altyapı sağlam olunca da bu çalışma da bizim için çok başarılı ve güzel bir çalışma oldu. Biz daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Çünkü 2 hafta içinde, yani bu ayın sonuna kadar gibi, Temmuz'un ilk haftasının sonunda muhtemelen %90-95'lere getiririz merkez içinin bütün yapılanmasına. Çok küçük bir rakam kadar, o her zaman değişebilir, her zaman tutuşlanabilir rakamlar olacaktır. Ama sandıkta olması gereken 2 sandık başkanı ve yardımcısı, 2 müşahit ve müşahit yardımcısı birlikte 4, 1315 sandık, yani bu 1300-1350 sandık aralığında gezerse sandığımız, 1300 sandığı 4'e çarparsanız yaklaşık 2600-5200 kişilik bir ekip oluşturmuş oluyorsunuz. Yani sahada sizin adınıza sandığa sahip çıkan 5200 kişilik bir kadro, çok güzel bir ekip demektir bu. Ve zaten sandıkta kazanılıyor. Sandıkta yanlış olmasını sağlamamak.
sandıkta yanlışa imkan vermemek noktasında evet. böyle bir çalışma yapıyoruz ki sandığa sahip çıkalım, sandık ne çık gösterirse evet, bütün yönleri alacağımız tabii. Yani herkese haksızlık olmasın burada. Sandığa hakim olduğunuz zaman sahibilere de ortadan kaldırıyorsunuz. Vermemiş oluyorsunuz. Aynen öyle. Bu aslında gibi. Bu çalışmaları bütün partilerin yapması gerekiyor. Kesinlikle yani, yapması lazım. Çünkü zaman zaman duyuyoruz seçimlerden sonra işte AK Parti veya başka bir parti için sandıkta oyunlar oynandı. Evet. Bu söylemleri ortaya atmak yerine kendiniz o sahaya hakim olsanız bu endişeye de mahal kalmaz. Bence de bütün partilerin bence sandıkta çalışmaları lazım. Arkadaşlarının bulunması lazım. Sonuçta onlar da bizim arkadaşlarımız. Sıkıntı yok. Tabii ki yani yanlış demokrasi olmasın. Adına söylüyorum tabii, zaten. Bugün AK Parti yarın 10 sene sonrası var bunu 20 sene. Yani aynen. Eğer demokrasiyle yönetemiyorsak herkesin hem oy kullanana hem sandığa bütün sürece yani her şeye hakim olması lazım. Tabii ki. O zaman tabii. da kimseden şüphelenmenize gerek kalmaz. Sonuç hakkınıza da razı olursunuz. Tabii aynen. Ama bugün maalesef hakkına razı olmayanları da görüyoruz. Yani sadece sandığın demokraside sadece sandıktan geçmedi. Mesele görüyoruz. Sandık değildir. İfadelerini duymaya başladık. Tabii kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla bütün partinin tüm organlarıyla da iletişim halindesiniz. Tabii ki, öyle tabii, değil tabii. mi? Tabii. Biz şimdi şöyle bir olayımız var. Bizde küsmek yok. Bizim darılmaya hakkımız yok. Bizim evet. hani Nihat Başkanımızın güzel bir lafı var. Biz kardeşiz sonuçta. Bu kardeşlerin birbirlerini tercih etme şansı yok. Biz AK Partiliyiz. Evet. Biz AK Parti'ye gelmek isteyen, katılmak isteyen bütün insanları kucaklarımızı açmış vaziyetteyiz. Bu demek değildir ki bizim düşüncemizi kabul etmek değil. Bizim eleştirsinler. Bizi yanlışlarımızı göstersinler. Çünkü her şeyi doğru yapamazsınız evet. ki. Doğrular zaten zaman içinde değişken bir olaydır. Nedir? Ana doğruların haricinde. Zaman, teknoloji gelişir. Yaptığınız işlemin o günkü doğrularınız teknolojiyle birlikte değişkenliğe uğrar. O zaman yapılış şekilleri değişir. O zaman doğru anlamı değişir. Bundan dolayı biz partiye kucağımızı açtık. Herkesi davet ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Ekibimizin tamamı şeye sahip. Sahaya hakim arkadaşlarımız oluşuyor. Zaten yönetim kurulunu oluştururken, tarafsız gözle bakarken biz halkla bütünleşebilecek insanlarla beraber olalım dedik. Bunu hem ilimizde var, hem kadın kollarımızda var, hem de gençlik kollarında var. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok ve biz kendi aramızda da belki Türkiye'de iddia ediyorum ki milletvekillerimizle, il başkanımızla, kadın kollarımızla beraber en iyi organize olan bir ekip olarak Denizli'yi gösterebilirim diye düşünüyorum. Biz belki ben öyle düşünüyorum ama tahmin ediyorum ki dışarıdaki insanlar da bizi böyle görüyorlar. Çünkü bizde kavga olmaz, bizde gürültü olmaz, bizde tartışma olur. Bir özelliği daha var. Tüm protokol üyeleri de aynı şekilde. Ha, evet. Yani bir birlik bütünlük içinde. Tabii ki. Güzel bir örnek sergileniyor. Hatta sanırım bunun yansıması olsa gerek. Mesela gezi eylemlerinde Denizli'de hiç olay çıkmadı. Evet. Yani bunda belki emniyet mensuplarımızın, kesinlikle. Katılımcı, sendikaların, işte CHP'nin, diğer partilerin kimler katıldıysa herkesin payı vardır. Ama evet. önemli olan Denizli adı altında yapılan bu eylemler evet. Olaysız sonuçlanması bile Denizli adına ayrı bir güzellik. Yani tabii bu ki, tabii. Denizli'nin ne kadar demokrat bir şehir olduğunu, evet, önde olduğunu, evet. geliştiğini gösteren bir durum. Son haftalarda Ankara'ya da sizin teşkilatlarınız yoğun bir şekilde gitmeye başladı. Evet. Sayın Başbakan'la da görüşüyorsunuz. Tabii. Üye kaydetme yarışınız var kendi aranızda kendi olsun aranızda. Diğer tabii, illerle. Tatlı bir yarış. Evet. İller arası yarışmalar var, il içerisinde yarışmalar var. Bu konuyu nasıl değerlendireceksiniz? Sayın Başbakan sizden neler bekliyor? Tabii mesela? Ki. Yani bizim Başbakanımızın anlamak gerçekten aslında çok ileride, çok ufku geniş bir başbakana sahibiz. Kendisini yetiştirmiş, dünyada liderliğini kabul edilmiş, dünya tarafından kabul edilmiş. Türkiye olarak değerlendirmemek lazım olayı. Dışarı çıktığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Tabii oynanan büyük oyunlar da var, ayrı konu. Ama bizim başbakanımız demokrasinin sağlam temeller oturabilmesi noktasında üye kayıtları ve verilen üye kaydı hedefleri aslında bunun temelini oluşturuyor. Bütün partililer, herkes hani taraf olamayan, der taraf olur kelimesi de oradan geliyor belki. CHP'li CHP'ye, MHP'li MHP'ye, AK Partili AK Parti, diğer partilerde partisine verdiği zaman üye kaydı yaptığı takdirde oradaki doğru insanları bulabilme noktasında doğru başkanları, bu ilçe başkanı veya delegelerden sonra başkan, ilçe başkanı, il başkanları ve milletvekilleri ve belediye başkanları seçiminin daha doğru bir şekilde halkın vereceği oylarla
doğru insanları bulmak daha kolaylaşacaktır. Merkezcilikten kurtarılıp yerelciliğe daha fazla önem verilmiş olacaktır. Zaten bizim bunu savunma noktamızda, başbakanımızın geldiği noktada belediyecilikten geldi ve teşkilatçılıktan gelmesinden dolayı buna çok büyük önem veriyor. Ve bunun sonucunda da insanlar doğru partisindeki temsil eden kişileri tabanın seçmesinin sağlanması noktasında üye kayıtlarının bareminin %10, 15, 20, 25 derken şu anda %25'e hedefliyoruz ve Türkiye genelinde de %25 hedefine yarışını tatlı bir şekilde yapıyoruz. Ha, çok başarılı biz deniz olarak muhakkak iyi yerlerdeyiz ama biz olduğumuz istediğimiz yerde değiliz şu anda. Bizim yapmak istediğimiz, başbakanımızın yapmak istediği olay da bu temelde. Evet. Aslında gençliğe çok da önem veriyorsun Sayın Tabii. Başkan. Yani AK Parti olarak son yıllarda özellikle Sayın Başbakan'ın söylemlerine de baktığımızda işte 3 çocuk istiyorum söylemi de oradan kaynaklanıyor aslında. Genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Ama daha da yani gençlere fazlasıyla önem verdiğinizi biliyoruz. Ama son eylemlere baktığımızda gezi eylemlerine, işte duran adam eylemlerine, bütün eylemlere baktığımızda gençlerin ön planda olduğunu da görüyoruz aslında. Evet. Sizi şaşırtan bir tablo gördünüz mü? Ben Türkiye 70 milyon nüfusa sahip bir ülke. Bunun içinde bir yengeç sola, bir yengeç sağa, bir yengeç çok farklı renklerde oluşabiliyor. Yani siz 100 kişi bir yere geldiğiniz zaman gücünüz 100 kişi olmuyor. 1000 kişilik, 1500, 2000 kişilik ses çıkarabiliyorsunuz. Burada Gezi Parkı'na katılan, inanın bugün bir arkadaşım geldi Nazilli'den, o anlatıyor. Bir arkadaşının İstanbul'da çocuğu, okuldan, liseden öğrenci, öğretmenlerinin vasıtasıyla, gerçi o şeye taşınmış vaziyette, şikayette bulunmuş vaziyette, Gezi Parkı'ndaki arkadaşlarına destek noktasında gençleri, lise talebelerini götürüyorlar. Şimdi giden adamın ne için gittiğini bilmiyor. Orada bulunmasının ne olduğunu bilmiyor. Sadece burada bir olayın arkadaşların yanında bulunması gerektiği için bulunduğunu ifade ediyor. Sonra akşam saat 11'de eve geliyor. Tabii arkasında ailesi şikayette bulunuyor. Ki aile evin tek çocuğunu bulamıyor. Nerede? Sabahtan akşama kadar okul kapalı. Ulaşamıyor hiçbir şekilde. Velisinden izinsiz olarak. Habersiz. Her şekilde habersiz. Ve akşam tabii ertesi gün o şikayetlerde bulunuyor gerektiği yerlere. Ama inanın biz bilgi noktasında, tabii ki detaylı bilgi noktasında çok eksiyiz. Bizler de dahil bu konuda eksiyiz. Çünkü perdenin ön tarafını görmekle arkasını görmek arasında çok bilgili ve çok araştırmacı ve çok alakalı olmak gerekiyor. Şimdi bizim Türkiye'mizde şu anda insanlar ekonomisinde bir okuldaki öğrenci yarış halinde, sınavlara yarış halinde. Fakat gerçeğin boyutunu görme noktasında belli yılların ve tecrübenin gelmesi gerekiyor. Biz de siyasete girmemiş olsaydık belki çok şeyi de bilmeden gelmiş geçmiş olacaktık. Şimdi bunun akabinde orada 1000 tane genci görseniz de size bu demek değil ki Türkiye'yi temsil ediyor. Bakın siz %50 ile gelmiş olan bir iktidar partisine diyorsunuz ki diğer %50 bunun karşısında diyorsunuz. Bugüne kadar Türkiye'de %50 partiyle oyla gelen hükümetler olmamış olmasına rağmen diğerlerine kıyaslamıyorsunuz. Bugün %50'nin diğer akabindeki %50'yi onayı olmadan bir işlem yapılıyor vasıfına geliyorsunuz. Bunun için %70 mi gerekiyor, %80 mi gerekiyor? %80 bile olsanız %20 kabul etmiyor olacaktır. Bir karşı taraf olacaktır. O zaman ne yapmak lazım? Bunun sonu yok yani. %40'ın, %50'nin, %60'ın sonu yok. Ama tabii ne kadar güçlü olursan. Peki Türkiye'de bu gücü sahip olmakla ve 2014 seçimleriyle AK Parti'nin almış olduğu başarıyla ne olacaktır? AK Parti ve başındaki başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız ne olacaktır? Yıkılmaz bir lider anlamına gelecektir. Bu diktatörlük mıdır? Yoksa sevgiden ve sevgi ve saygıdan mı gelen bir başarı mıdır? Bence insanlar sevmemiş olsa, inanmamış olsa başbakanımıza artan oranda seçimleri kazanmış olmazdık yani. Peki bugün geldiğimiz nokta nedir? Bugün geldiğimiz nokta işte bilmeyen, işi sahip olamayan veya olayı algılamakta sıkıntı yaşayan veya gençliğin vermiş olduğu delikanlılıktan dolayı gidilen bir yürüyüş var. Ama niçin gidildiğini ben çok iyi bildiklerini zannetmiyorum. Varsa zaten bu konuyu bize anlatmış olsunlar da biz de bilelim. Üç öten olaya biraz daha farklı yaklaşalım diye düşünüyorum. Evet. Sayın Başkanım, şimdi son yıllarda tabi bu aslında 30-40 yılın son 30-40 yılın sorunu da ama özellikle AK Parti döneminde sağ kesimin artık kalıplaştığını,
yükselen bir başarısı var sağ kesimin ve bir birlik bütünlük var. Yani AK Parti, Has Parti, işte Sayın Süleyman Soylu'nun da AK Parti'ye gelmesiyle birlikte sağda bir parçalanma beklenirken yani tam tersi bir toparlanma, bütünleşme oldu. Sola baktığımızda aynı manzarayı göremeyebiliyoruz. Yani zaman zaman bir bütünlük, birleşme olsa da mesela şu anda olduğu gibi CHP'de ulusalcılar da var. Ama bu ulusalcılar hiçbir zaman CHP için bir garanti anlamına gelmiyor. Yarın bir gün ayrılabilirler. Yani basit bir nedenden dolayı bir bahane. Ayrılabilirler ama hiçbir zaman da sağ kesime geçmezler. Mutlaka. Yani solun parçalanması anlamında söylüyorum. Evet. Hep bir parçalı bir durumda olması. Bunun faturası da sanki şu anda sağ iktidar AK Parti olduğu için Sayın Başbakan'a kesiliyor. Yani bırakıp gitmeye niyeti yok. İşte artık tek adam, tek başına yönetiyor. Bütün kararları tek başına alıyor gibi algılanıyor. Algılanmasına neden olunuyor. Yani böyle yorumlar yapıldığı için. Halbuki sonuçta şu anda gördüğümüz kadarıyla bütün bu son bir aydır yaşadığımız olaylara rağmen çatlak seslerin çıkmadığı, zaman zaman olabilir farklı görüşler, bu gayet normal. Bir AK Parti görüyoruz. Yani sağlam bir yapıya büründüğünü de aslında buradan çıkarabiliriz. Çünkü geçmişte Türkiye'de bu tarz eylemlerin olduğu zamanlarda iktidardaki partinin ne kadar çabuk demoralize olup hatta işi bırakıp gittiğini de biliyoruz yani. Yani burada solun, işte AK Parti'nin, sizlerin kendini öz eleştiri yaparak sürece hazırlaması gerekmez mi? Yani şu eylemlere baktığımızda eylemler mi, bu eylemler mi normal mi karşılamak lazım? Yoksa partilerin eksiklerini gidererek, toplumu anlayarak, en önemlisi de bu, toplumu anlayarak kendini sürece, Türkiye'yi yönetmeye hazırlaması mı gerekiyor? Şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. Başbakanımız şu anda Türkiye'nin başında ve Türkiye'nin önünü açabilecek tek bir lider. Müslüman ülkelerin de örnek aldığı ve lider olarak kabul ettiği bir lider. Şimdi siz, Reyhanlı'da bir patlama oluyor. Bu bir savaş için yapılmış bir olaydır. Yani Türkiye burada savaşa katılması için artık hiçbir şey kalmamıştır. Saldırı yapılmıştır Türkiye Cumhuriyeti'ne. O zaman karşılığını vermek lazım. Ama biz burada temkinli davrandık. Neden? Biz büyümekte olan bir ülkeysek savaşa girmememiz gerekiyor. Evet. Ama deyip de her sabrın bir sonu vardır. Ama burada yapılan olayın Suriye'den kaynaklandığı değildir olay. Burada Türkiye'nin savaşa girmesi için dış güçlerin yapmış olduğu bir planlamadır diye düşünüyorum. Kendi kararında. Arkasında siz ekonomiyi belli bir temeller oturtmuşsunuz. Şimdi ekonomiyi konuşan yok, problemini konuşan yok. Enflasyon olayını, olgusunu konuşan yok. Faiz olgusunu konuşan yok. Bunlar çözülmüş. Olması gereken limitlere gelmiş. Daha da aşağısı bekleniyor. Arkasından cari açık denmiş. Cari açık mevzusu gündeme gelmiş. Şöyle ben tarihsel olarak kıyaslayayım. 2008'de enflasyon, biliyorsunuz, dünyada teğet geçiyordu kriz. Türkiye'de teğet geçiyor dendiğinde kimse inanmadı ve teğet geçtiğini bugün anlayabiliyoruz. Hiç kimse demiyor ki teğet bizi deldi geçti demiyor Türkiye'yi. Demek ki teğet geçmiş bu olay. 2009 yılı geldiğinde faizler %8 iken enflasyon %8 iken faizler %21'e tırmandığında bu nasıl bir enflasyon faiz paritesidir dendi. Zaman içinde bu hemen bir anda olmadı muhakkak ama zaman içinde ne oldu? Faiz oranları %8'lere, %7-6'lara geldi. Bugün görüyorsunuz. Bu bir süreç mi? Ekonomi hemen kalkıp da sihirli değnek değil ki. Hiçbir zaman kendi ekonominizi bile düzeltemiyorsunuz. Ki devasa bir büyüklükte bir ülke ekonomisini yönetmek muhakkak ki zaman isteyen bir olaydır. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü bir zamana ihtiyacımız var, sabra ihtiyacımız var, bir de görmemiz lazım. Şimdi görünen olayların sonucunda son 10 yılda yapılan işlemlere baktığınızda hepsinde başarı var. Faizinde başarı var, enflasyonunda başarı var, cari açığında bir miktar geri gelme var. Mutlaka cari açık olacaktır ama kabul edilebilir cari açık olması gerekiyor. En büyük problem neydi? Enerji problemi var. Enerji problemleriyle ilgili anlaşmalar yapılıyor. Oraya biraz sonra geleceğim. O enerji problemi biraz daha farklı. PKK denen bir nesne vardı. Türkiye'nin baş belası. Evet. Asala'dan sonra çıkmış bir hemen Türkiye'nin belası olup da ekonomisini batırmak üzere kurulan bir sistemdir aslında bana göre. Ama biz bu 30 sene sonunda bu işi çözmek için dirayetli bir şekilde bütün entrikalara rağmen Başbakanımız bu işi çözmek için müdahalesi parmağını bastı ve
5 aydan beri Allah'a çok şükür şehit cenazesi olmuyor. Şimdi bunu da çözerken, Türkiye uçağı burnunu yukarı kaldırmış şekilde ilerlerken ne oldu da birden Gezi Parkı'da 3 tane ağaçlar veya binlerce, 100 bin de ağaç olabilir. Dikilen ağaç sayısına bakarken siz ağaçları alıyorsunuz, başka yere dikiyorsunuz. Gezi Parkı'nda ben orasında değilim olay. Zaten bu olay olsaydı eğer, bu olay çözülmüş ve konuk gündemden kalkmış olacaktı. Gezi Parkı'ndaki ağaç mevzusuysa. Evet. Yani siz aylardan beri Türkiye dünyaya batmış ülke, savaş, iç savaş olmuş ülke, Türk baharı olmuş ülke gösterilmeye çalışan bir fotoğraf var bir yerde. Bunları sağlayanlar ne? İşte Türk Hava Yolları'ndaki grevde de yapılacaktı bu olay. Orada ötelendi. Şimdi Gezi Parkı'na geldi. Gezi Parkı'nda da bu iş çözülebilseydi çok hızlı bir şekilde bir başka şeye gelecekti. Olayın altyapısı oluşturulacaktı. İyi ki bir Gezi Parkı oldu. Dünya görüyor şu anda. Türkiye de görüyor. Türkiye'deki bu olayın basit bir olay olduğunu ama arkasında oynanan büyük oyunun parçasının ateşlemesi olduğunu algılayabilirsek ve Türkiye bunu bize anlatabilirsek, biz yerelde AK Partililer anlatıp arkasından diğer arkadaş vatandaşlarımız anlatırsa doğruyu bildikten sonra insanlar bu işi çok rahatlıkla karar verebilecek. Nereye vardığınızı, başbakanımızın ne demek istediğini anlayabileceklerdir. Evet. İyi ki de oldu diyorsunuz. Bence iyi ki oldu bu, diyorum. Bizim sizin önünden, teşkilatlarınızı biraz kamçıladı mı? Yani bence kamçıladı. Biz şu anda geçen 10 günde yapamayacağımız inanılmaz başarıları elde ettik. Halbuki ben teşkilatımda, ekibimde, merkez içi teşkilatım olarak çok süper başarılara sahip oldum. Onda göstergeler vardı zaten elimizde. %66 gibi sandıklardaki başarı oranımızı sağlamış olduk. Bu çok düşüklerdeydi. Ciddi bir oran. Biz 10 gün içinde de bunu %100'de tamamlamayı düşünüyoruz inşallah. Şimdi bu ne demektir? Bir yurt dışından bir başbakanınız geliyor saat 2'de. Binlerce kişi de onu karşılamaya geçiyor. Milyonlarca kişi. Demek ki böyle bir sevgi de var ortada. Başbakanımızın en doğru kararlarından bir tanesi bu mitingleri hızlandırılmış şekilde buna cevap olarak verdi. Neden verdi? Şimdi karşıda evet Gezi Parkı'nda bir kitle var. Kitle de belli kim olduğu. Arkasında milyonlarca, her şehirde milyonlar karşılıyor. Yüz binler karşılıyor. Ne demektir bu olay? Demek ki sevgi, bugün sandığa gitmiş olsak %50 değil %60 alacağımızı ben inanıyorum. 60 olmaz 58 olur. Ama artan oranda gene biz şey yapmış olacağızdır. Güçlenerek AK Parti iktidarı sağlamış olacaktır. Peki sağlanan bir AK Parti iktidarı ne olacaktır? Dünyada sevilen, sayılan, çünkü sevgi sayı olmadan hiçbir şey olmaz. Kimse benim oyumu zorla bir partiye verdiremez. İnsanlar sandığın arkasına geçtikten sonra kalbine sorduklarında doğruyu bilerek ve severek veriyorlar o partiye. Zorlayarak kimseye veremezsiniz. Şimdi bunu tehlikeyi gördüklerinden dolayı, Türkiye'nin de gelişmesini önünü kesemeyeceklerinden dolayı ve çözüm süreci başlamış bir yandan, karşınızda Türkiye devasa büyüyor. Peki büyüyen bir ülkeyi nasıl idare edeceksiniz? Borçlandırarak. Bakın Brezilya IMF ile ilgili borcu bitmiştir. Orada da problem karşılıklı başlamıştır. Türkiye'de başlamıştır. Yani burada dünyada gelişen bilinç ülkelerine karşı yapılan bir harekettir bu olay. Gelecekteki 10 yılda, 20 yılda büyüyen 4 ülkeden bir tanesi de Türkiye ise, 2050 yılında söz sahibi olacak ülkelerden bir tanesi Türkiye ise, bunun önünü kesmek için ne yapmak lazım? Etrafında savaşlar ve sıkıntılar oluşturması. Önünü kesin, borçlandırın. Aynen. Prangaya almakta. Evet. Şimdi bunları çözümce, Suriye'deki aksaklığın olması nedir? Suriye, Türkiye muhaliflerin toplantı yaptığı yer. Suriye'nin muhaliflerinin toplantı yaptığı yer Türkiye. Türkiye'de ev sahibi yapıyorsa Türkiye bu konuda söz sahibi demektir. Söz sahibi olan bir ülke, etrafında söz sahibi olan bir ülkenin sözü dinlenmez de kim dinlenecektir? Orta Doğu önemli bir pastaysa, petrol kaynakları ve enerji kaynağının koridoruysa ve Türkiye'de bundan olmazsa olmaz bir ülke ise stratejik konumunda, o zaman demek ki bunun önünü kesilmesi gerekiyordu. Burada ne vardı? İşte Kanal İstanbul, arkasından Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu 3. havaalanı, pardon Türk Hava Yolları demeyelim de artık, yapmış olduğumuz havaalanı, Almanya'daki diğer uçak firmalarına rantını elden alıyorsunuz. Türkiye artık pasta bir lojistik bölünüyor. Yani. Buradaki pasta bölünen bir ülkeleri yöneten şeyler, sermayedarlar ne yapacaklar? Ülkeleri vasıtasıyla, başbakanları vasıtasıyla ülkenin, diğer ülkelerin önünü kesmeye çalışacaklar. Ben öyle görüyorum ve öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü bu iş dünyada savaşların başlangıç noktası ekonomiktir. Başka hiçbir şey değildi. Ekonominin sıkıntısından dolayı tabanın gücünü almak lazım. Tabanı arkanıza almazsanız hiçbir ayaklanmayı, hiçbir olayı yönetemezsiniz. Şu anda tabanı oynuyorlar. Tabanın da güçsüzlüğünü görecekler. Ve görüyorlar şu anki mitinglerde, yapılan mitinglerde. Başbakanımızın yapmış olduğu mitinglerde, Erzurum mitingi, Samsun mitingi, bunlar bir gösterge. Ben inanıyorum ki sonuç itibariyle buradaki bizim
Başbakanımıza sahip çıkmamız lazım. Çok önemli ve oynanan oyunun tamamen resmini görüp resimden bakarak, yani fotoğrafın tamamını görerek olaya bakarsak, buradaki Gezi Parkı, sandalye, masadır, ağaçtır, bunlarla uğraşacak zamanımız yok bizim. Biz daha çok çalışmamız lazım. Gelecekteki çocuklarımızı, çoluğumuzu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devasa bir ülke olması ve dünyada söz sahibi, küresel, bölgesel güçlükten çıktık biz. Şu anda küresel bir güç oluştuk. Ve bunu biliyor diğer ülkeler. Bakın, biz enerji anlaşması yaptık. Taner Yıldız Bakanımızla beraber. Kerkük'e uçağa inmeye kalktı. Uçak orada inmedi. Kayseri indi. Farkında mısınız? Evet. Hatırlar mısınız? Bunlar sebebi neydi? Şimdi siz bir bakan olarak Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir bakan, Kerkük'e gitmek istiyor. Irak Başbakanı veya Cumhurbaşkanı diyor ki buraya giremezsin diyor ve geri dönüyor. Halbuki orada ne var? Petrol rezervlerinin ortaklaşa yapılacağı bir işlem var. Peki nedir bu işlem? Şimdi Avrupalılar, aynı sıkıntı, enerjinin en büyük sıkıntısı Avrupa'dır aslında. Yani sıkıntı yaşayabilecek ülkelerden Avrupa Birliği'dir. Peki Avrupa Birliği buna sahip olmak istemez mi? Son derece çok önemli, çünkü hayat durar, donar, insanlar donar. Yani gazını kesmiş olsa Rusya, şeyin Almanya'nın gazı, şey biter. Peki bunu yapmak için ne yapmak gerekiyor? Siz ortak olacağınız güçlü ülkeler ve şirketler bulmanız lazım. Biz Türkiye olarak bunları bulduk. Görünmeyen bacağın arkasında bu ülkelerle, bu şirketlerle beraber biz Irak'ta petrol anlaşmasını, petrol araştırma, Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı'yla beraber işbirliği yaptık zaten. Yaptığımızdan dolayı bu kavga çıkıyor aslında. Arkasında olay bu. Yoksa bir Gezi Parkı falan, hikaye bunlar işi. Bizim denizdeki insanlara bunları anlatmak lazım. Evet, halkımıza bunu anlatmak lazım. Sayın Bakan Taner Yıldız'ın havalanı inemediği konusu nu muhalefet farklı değerlendirdi. Evet. Bakın bakın, bir bakan oraya inemedi. Aslında konunun aslında araştırıp, evet, karşı ülkeye tepki koyarak bir eylem gerçekleşseydi bence puan bile toplardı. Tabii hani yani, biz orada aslında hani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı inemiyor. Evet, evet. AK Parti'nin bakanı değil. Tabii. Yani öyle bakmak öyle lazım. Öyle bakmak lazım tabii. Aslında burada kademe kademe bugüne kadar gelindi. Peki siz bu eylemlerden bunu anladınız, özetlediniz. Muhalefet ne anladı sizce? Muhalefet bu işe sahip çıkmaya çalıştı öncelikle CHP. Sahip çıkamadı, eline ağzını yüzüne bulaştırdı derler ya. Çıkamayınca bu sefer ortada kaldı yani. Sahiplenemedi, bu işi yönetemedi. Çünkü bu yönetilen CHP'nin veya ulusalcıların işi falan değil bu olay. Bu iş dış güçlerin bir işi, organizasyonu. Bu organizasyonda da başarılı oldular mı? Bir miktar oldular. Turizmimize zarar geldi. Yazın oldu bu olay bakın. Tamam mı? İstanbul'daki ekonominin en hareketli olduğu zaman dilimine. Yani. Şimdi ama buna rağmen sağlam temel olmamış olsaydı Türkiye'de euro, dolar, parite veya şey devalüasyon olarak artan oranına baktığınızda %5'lerdir. Bizim daha belki 2002 yılının öncesindeki siyasi hareketlere veya koalisyon hükümetlerine baktığınızda böyle bir hareket olsaydı var ya, Türkiye'nin durumu feci bir şekilde olur. Yunanistan'dan daha kötü olurdu inanın. Evet. Aslında Sayın Bahçeli'nin de hakkını yememek lazım. Yememek lazım. Sayın, evet, Başkan. Kesinlikle. Şimdi muhalefet diye biz hep genel konuşuyoruz ama Sayın Bahçeli geçmişten beri aslında Türk siyasetine önemli hizmetler de verdi. Bir zaman çok tartıştık, konuştuk, değerlendirdik. Ülkücü gençliği şu anda olması gereken şekilde idare ediyor diye. Gezi eylemleri sırasında da davranması gereken şekilde sanırım kararlar aldı, söylemler. AK Parti'ye yönelik eleştirileri olacak tabii ki muhalefet lideri olarak. Ama sizin bakışınız bu anlamda nedir Sayın Bahçeli ile ilgili? Zaten ulusalcılar ne olduğunu biliyoruz. CHP de o konuda bilenleri orta sol diyelim, aşırı olmamak şartıyla, onlar zaten görevlerini yapıyorlar, yapması gerekenleri. Necip Fazıl Kısakürek ne güzel söylemiş üstadımız. Yani her dönemde tamam, ülkenin batması noktasında iktidarı ele geçirmek için ülkenin batmasını bile riske alabilen bir kanatla yarışıyorlar. Onunla uğraşıyorlar. Böyle bir zihniyet var. Ama MHP'de olsun, diğer sağa yakın kesimlerde baktığınızda doğruyu onlar görebiliyorlar. Tepkinin bu kadar sert olmaması gerektiğini veya verilen tepki işte eylemse eylemin bir günlük, iki günlük olup konunu kapanması gerektiğini biliyorlar. Tabii ki siyasi olarak eleştirecektir AK Parti'ye. Eksiklerini kendi dünyasına göre bakacaktır. Ve doğrudur da yaptığı olay. Bir şey diyemiyorum. O da çünkü siyasi partidir. Ama bu olayda ülkenin menfaatleri konusunda, parçalanmaması konusunda yapılması gerekeni yaptığına inanıyorum ben MHP'nin.
O konuda da teşekkür ediyorum açıkçası. Yani olması gereken hareket buyudur. Çünkü milli vatan bir bütünse, bu vatan konusu gündeme geldiğinde diğer hani teferruatlı mevzusu, evet gerçekten teferruatlı. Ama maalesef diğer partilerde bunu göremiyoruz. MHP'de bu konuda başarılı buluyorum. Evet. Sayın Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Avni Örki, geçen hafta Bakış Açısı programımızda bir takım açıklamalar yaptılar sürece yönelik. Hı hı. Sayın Adnan Keskin'e yönelik de suçlamalar yöneltti. Tabii Sayın Ömer Yurtseven, Merkez İlçe Başkanı CHP'nin Sayın Başbakan'a yönelik suç duyurusunda bulundu. Böyle arada basın yoluyla açıklamalar devam ediyor. Mesela CHP Merkez İlçe Başkanı, MHP Merkez İlçe Başkanı ve diğer partiler de öyle, Saadet Partisi, siz Merkez İlçe Başkanı olarak bir oturumda bu açıklamaları göz önünde bulundurarak söylüyorum. Geçmişteki açıklamalar da buna dahil. Karşılıklı oturup tartışmak ister misiniz? Tabii neden olmasın, ama biz tartışmakla bir yere varamayacağımızı, bizim tartışmayla bir yere varma şansımız yok. Çünkü kanıtlanmış ve kabullenilmiş bir şey var ortada. Nedir o? Kanı var. Yani siz ne derseniz deyin, siz ne kadar doğruyu göstermeye çalışırsanız çalışın, karşı tarafta bir siyasi parti var. Siyasi partinin de yapması gerekenleri yapıyorlar. Doğru olan bu değil bence. Tartışmakla bir yere varım. Siyaset, siyasetçiye yapılma noktasında değilim ben. Ben halka bu işi anlatmak noktasındayım. Halka anlatırsak doğruyu, onlar da doğruyu anlatırsa zaten sandık bunu gösterecekler. Biz sabahtan akşama kadar Gezi Parkı'nı tartışsak buradan hiçbir şekilde çözemeyiz yani. Evet. Gidip Gezi Parkı'ndaki insanlara bunun doğrusunu anlatmak, göstermek lazım diye düşünüyorum. Ya akşama kadar MHP'nin milletvekilleri, bizim milletvekillerimiz, onlar var. Tartışarak gelmiş olsaydı mecliste zaten tartışma olmazdı. Biz orada bile anlaşamıyoruz ki noktasında. Bizim demek ki anlaşma noktasında biraz da işimize bakmamız lazım. Bizim doğruları işimizin vasıtasıyla anlatmamız lazım diye düşünüyorum. Farklı, sürekli iç içe olacak şekilde projelerinizde, tabii, yani tabii. Bunun daha doğru bir yol olduğunu. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yapılan 10 yıllık işleme baktığınızda bugün başbakanımızın hangi yaptığı iş yanlıştır? 6-0 atmak mı yanlıştı? Yani ekonomideki faizi düşürmek mi yanlıştı? Enflasyonu düşürmek mi yanlıştı? Devalüasyon olmaması mı yanlıştı? Devalüasyon olmamasına dolayı ülkemiz sıkıntıya giriyor. Biliyorsunuz ihracatçı arkadaşlarımız olanlar duran bir dövizle ihracatınız tabii ki oturmuş. Dünya standartlarına oturan bir TL'niz var artık. Türkiye'de TL'yi dışarıda cebinize koyup da değerlendirebiliyorsunuz. Peki kabul edilebilen bir para haline geldi. Kötü mü oldu bu? Olmadı. Ama eksik aramaya kalkarsanız, daha iyisini aramaya kalkarsanız, daha iyisi her zaman vardır. Yani şu anda iyiyiz. İyiyiz. Dünya göre çok çok iyiyiz. Yani olması gereken 50 yılda, 70 yılda yapılamayanlar yapılmıştır. Ama bugün bir 10 sene daha, bir 5 sene daha olmuş olsa bu artık 10 senede aldığımız kademeden çok çok daha fazlasını alacağız. Evet. Ben öyle düşünüyorum şu an. Evet. Sayın Başkan, son bir soru. Evet. İşte gezi eylemleri, duran adamlar ve neticede baktığımızda çapulcu ibaresini kendine yakıştıran bir sanki yeni bir jenerasyon ortaya çıktı gibi. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz sizi? Ben herkes kendisini algılamak istediği gibi algılıyor. Başbakanımız orada vermiş olduğu mesaj çapulcu kelimesi. Söylemesi gereken bir konu mudur? Burada dış güçlerin maşası olan kişilere denmiştir bence. Çünkü normal vatandaşımız bilse zaten oraya gitmez ki. Ama yani, üzerine alınan da belli bir kesim var oldu. Ama şimdi orada siyaset yapılıyor zaten. Dedik ya, siyaset düşünür, siyasi bir bakıştan bakarsanız oraya sahiplenmesi gerekiyorsa bana bu dedi, sana diyen yok ki böyle bir şey. Sadece bu düşünce, bu zihniyette olanlara, Türkiye'nin menfaatleri konusunda karşı olan herkes benim için çapulcudur, adı neyse. Fark etmez. Bizim Türkiye'nin menfaatlerinin dışında hareket yapılıyorsa o zaman ben onun karşısındayım. Bunun karşısında CHP de olmalı, MHP de olmalı. Bugün olduğu gibi MHP'nin. Biz de olmalıyız. Diğer partiler de olmalı. Bugün bakıyorsunuz Kemalistler, ulusalcılar, CHP'liler, PKK'lılar yan yana gelmiş, fotoğraf çekiliyor. Böyle bir beraberlik nasıl oluşabiliyor diyorum ben. Bunu oluşturabilen sistem nedir yani? Bunu oluşturabilen bir sistem. O zaman biz niye kavga ettik yıllardan beri? Niye Hint kavgasını yaptık? Peki kavga ettiren de birileri var. Birleştiren de birileri var. Bugün 80 öncesi sol ve sağ bir günde kesilebiliyorsa bunun neden kaynaklandı? Bir ekonomik rant olduğunu gördük. Birileri bir sağdan bir soldan dedi yani. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı silahla bir sağdan bir soldan olabilir. Madem öyle bir kavga vardı da bir günde nasıl kesildi bu olay? Aynı masada şu anda arkadaşlarımız, MHP'liler ve CHP'li arkadaşlarımız şu anda aynı masada oturup da yemek yiyip alkolünü alabiliyorlar.
Nereden kaynaklandı bu olay? Geçmişte birbirimizi vuruyorduk ya. Evet. 30 sene sonra mı anladınız siz bunu, kardeş olduğunuzu? O zaman kardeştiniz de niye 30 sene, yıllarca kavga ettik bari? Madem kavga ettik, niye oturuyoruz yan yana? Yani içimizdeki dünya. E şimdi aynı PKK, ulusal ve Kemalist, şu bu falan toplanıyor. Peki berabersin sen de, madem aynı düşüncedesin de, Türk Birliği'nden bahsediyorsun veya Türkiye Cumhuriyeti'nden, bölünmezliğin bütününden bahsediyorsun. O zaman sen dün niye ayrı yerdedin? PKK nerede bunun işin içinde? Abdullah Öcalan'ın bayrağının ne işi var orada? Orada Abdullah Öcalan'ın bayrağı olursa, bir başkasına gelip orada anında kuş vurması lazım. Şehit çocukları, şehit abisi, şehit akrabası da vardır onun içinde. Ama bilmeden garibim gitmiştir orada. Tamam, ben gezi eylemi yapıyorum diye gelmişler. Yani bir yürüyüş yapmak lazım. Genç insanlar, dinamik, kan kaynıyor. Bu insanlar boşu olunca, olabilenler diyelim, hepsi değil, mümkün değil zaten. Çıkacaktır, yürüyüş yapacaktır. Heyecan olsun diye. Biz heyecanlı bir milletiz sonuçta. Biz evet. Hiçbir şey bulamazsak, asker bir milletiz netice itibariyle bakarsanız. Olmadı. Kardeşimizle kavga ederiz. Orada ise kavga ederiz. Yani bir hareket olması lazım yani. Atraksiyon olması lazım. Yani ülkemizin evet. Bu güzel mi güzel? Güzel olan yanıyla kullanırsak dünyayı yönetebilen bir yıllarca 600 yıl yönetmişseniz, siz 600 yıllık bir Osmanlı Cumhuriyeti'ne, imparatorluğunu diğer ülkelerde, Amerika'da, şu burada bir teori dersi olarak alıyorsanız, o zaman biz demek ki iyi yaptığımız çok şey var. Hatalarımız 600 yıl bir şey idare edersen hatada yapacaksın kardeşim. Evet. Sayın Başkan, gerek yurt içinde gerek yurt dışında, Avrupa'da özellikle izleyenlerimiz var. Evet. Pamukkale TV ekranlarında. Hem çalışmalarınızla ilgili, beklentilerinizle ilgili, bu süreçle ilgili son evet. mesajlarınızı alalım, bitirelim buyurun. Valla AK Parti'ye güvenilsin. Güvenin, çünkü 10 yıllık yapılan işleme bakarak güvenin. Yani yapılmayana lafta salata üretmeye gerek yok. Bizim yaptıklarımız, icraatlarımız, yapacaklarımızın göstergesi ve yapıyoruz şu anda. Başbakanımız bu harcanmak istenen liderdir. AK Parti, geçmişte AK Parti sıkıntısı vardı. Şimdi başbakan olmasa AK Parti'nin başına şu geçse bu geçse. Böyle bir dert yok. Yani başbakanımızdan sonra gelecek büyük liderlerimiz yine çıkacaktır işimde. Ama şu anda konjonktür itibariyle başbakanımıza sahip çıkmamız lazım. Ve sağduyulu olmamız lazım. Biraz da bekleyelim, görelim ne oluyor, neden bunlar olmuş diye. Görüyorsunuz otomanın karşısına çıkan bayan, işte başka bir milletten çıkıyor, şuradan çıkıyor, buradan çıkıyor. Demek ki sakin olmak lazım. Biraz daha sabırlı bir şekilde bekleyelim. Sandık var. Sandıkta istediğiniz gibi oy kullanabilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz zaman değiştirebiliriz. Beraber değiştirebiliriz. Doğrusunu daha iyisini bulduktan sonra niye beraber olmayalım ki? Ama bizim doğrularımız şu anda bu. Bize güvenin diyoruz. Evet. Başbakanımıza güvenin. Finali Türkiye Cumhuriyeti. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenin. Çünkü 10 yıllık yapılan işlem bu ülkenin başarısıdır. Bu ülkenin yapmış olduğu başarıları diğer ülkeler şu anda örnek olarak alıyor. Tabii herkes bunu keyfinden almıyor. Ama başarıyı her zaman alkışlarlar. Fakat severek alkışlayan da biraz az olabilir yani. Evet. Sayın Başbakan hemen her gün mitingler yapıyor evet. şu anda. Denizli planda var mı Sayın Başkan? Ben yurt dışındaydım bu hafta. Evet. Dün geldim. Evet, gün sabah geldim daha doğrusu. Evet. O konuda ilgili bilgim yok şu anda. Ama Denizli planda olacaktır. Olmalıdır. Yakın zamanda yani. Ama şu anda inanın bilgim şu yok. Şu planda yok. Evet. Peki. Bunu başkanımıza çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sayın Başkan. Ederiz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah kolaylıklar versin. Hepimize. Zor bir süreç. İnşallah. Evet, zor bir süreç. Umarım ülke olarak kolaylıkla, güzelliklerle atlatırız. İnşallah. Sonuçta burada söz konusu ülkemiz. İnşallah Türkiye çok büyüyecek. Ben ona inanıyorum. Kesinlikle. Büyümenin önünü kesmenin, biz kesmezsek hiç kimse kesemez bizim önümüzü. Biz birlik ve beraber içinde olalım. Evet, ufak tefek ayrıntılarla takılmayalım. İyilik de kötülük. Başka bir şey istemiyorum. Evet. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim, programımızın birinci bölümünde AK Parti Denizli Milletvekili Sayın Nurcan Dalbudak'la, ikinci bölümünde de Merkez İlçe Başkanı Sayın Birtan Şahan'la birlikte Denizli'mizin, ülkemizin gündemini değerlendirmeye çalıştık. Umarım olumlu bir katkımız olmuştur. Haftaya Siyaseten programında buluşmak dileğiyle. İyi günler efendim.